Merhaba. Merhaba. Uzun zamandır ikimiz birlikte bir şey yapmıyorduk. Evet. Şimdi Dahan'la sakallı yapacağız. Sakallı küçük poğaçalar arasındaki böyle peynirli maydanozlu yiyecekler. Onlardan yapacağız. Öncelikle hamurunu yapmakla başlayacağız. Sen bir şey diyecek misin? Özledin mi kanalımızı? Yani özledim, evet. Evet. Muhtemelen bu videodan önce turşu videomuz yayına girmiş olacak. Şu an yayınlanmadı ama turşuyu daha tek başına yaptı. Sadece ben kaynar suyuyla ilgili kısımlarda destek oldum. O kadar. Hı hı. Hadi başlayalım. Mayayı, şekeri, bekleyin mayayı dökeyim, şekeri, sonra üstüne çubuk sütü döküyorum. Beş altı dakika mayanın aktive olmasını bekliyoruz. Şimdi azıcık karıştıracağım. Şimdi içine unu, sonra şekeri, tuzu. Yani tuzmuş, özgünüm. Biraz karışıklık yaşandı. Yağı. Sonra yoğurdu. Son olarak yumurtayı. İçine döküyoruz. Mayanın süresini beklerken Dahan'la daha önce çektiğimiz turşu videosu için turşunun tadımını yaptık arada. Şu an Dahan turşudan da yiyor. Şimdi mayamız şu şekilde aktif hale geldi. Bunu da daha şu karışımın içine ekleyecek ve karıştıracak. Evet. Karıştırmaya başlıyorum. Doğru. Karıştırmaya başlıyorum. Bunu böyle dairesel hareketlerle döndüre karıştıracak. Aslında isterseniz şu makinenin hamur ucu şu anda takılı. Bunu da takarak kolaylıkla hamurunuzu yapabilirsiniz. Varsa böyle bir makineniz. Daha yorulursa söyleyecek, makineyle karıştıracağız. Ama illa kendim karıştırmak istiyorum diye ısrar etti. O yüzden. Mutfakta çalışmayı çok özlemiş. Çok özledim. Biraz gerçekten. Okul yoğunluğundan uzak kalmıştı. Okul, ortaokul. Saç bile kestiriyorlar. Çok normalde ben öyle uzun kalırdım. Uzun saçlıydım ben. Eskiden. Hazırladığım hamuru içine biraz sıvı yağ dökülmüş. Kaba mı koyacaksın? Evet. Turşular nasıl, beğendin mi? Çok güzeller. Ben direkt öyle dökemedim çünkü yapışmışlar. Koyuyorum. Koyamıyorum. Koymamı istemiyor hayat. Kabı şöyle eline tutup ters çevirsin mi? Deneyeyim ama ne oluyor? Ben olmaz sandım. Çevir. Allah. Dahan hamuru makineye gerek kalmadan kendi yoğurdu. Bu noktaya getirdi. Şimdi bunu dibi sıvı yağ olan ayrı bir kaba aldık. Ve streçle çok sıkıca saracağız. Hamuru hiç hava almayacak şekilde sıkıca sardım. Şimdi 40 dakika 1 saat arası mayalanmaya bırakıyorum.
Şimdi 40 dakika kadar mayalanmaya bıraktık. Hamur bayağı şişti. Şimdi tezgaha un serpilecek. Hafif gazını alıp tekrar yoğuracağız ve ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsisine dizeceğiz. Şimdi hamur için ayırdığımız unu tezgaha serpiyorum. Hamurumu alıyorum. Şimdi bunu burada hafifçe yoğurup biraz kabarıklığını alacağım, gazını alacağım. Bu aşamadan sonra dahan gelecek. Bu hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayıp fırın tepsisine dizecek. Başlıyorum şimdi. İlkini buraya düzelterek koyuyorum. Evet. Şöyle şu büyüklükte toplar hazırlıyor. Bunlar biraz daha mayalanıp büyüyecekler. Pişerken de büyüyecekler. O yüzden bunları biraz mesafeli olarak tepsiye diziyor daha. Şöyle. Böyleyim mi? Hı hı. Tamam, devam edelim. Bu kadar da oluyor. Biraz arada zorlanıyorsak diye unlama yöntemi de kullanabiliriz. Tezgahta da onu, oranı da kullanabiliriz. Evet, görmemişiz gene. Ve bir 10 dakika daha tepsi mayalanması yaptıracağım. Bu arada videonun başında Dahan'la birlikte olduğumuz için söylemeyi unutmuş olabilirim. Bu tarifi Arda'nın mutfağından bakarak deniyorum. Aslında şöyle, Arda'nın mutfağında bir videosunu izledim. Bir de internette onun sayfasında tarifi vardı. Ben internet sayfasındaki tariften deniyorum. Çünkü zaten o video bir şekilde internette var. İsterseniz ona bakarak yaparsınız. Ama ben onun yazılı tarifini deniyorum. Bu da bir alternatif seçenek olacak. Hani insanların hakkını da vereyim, ölçülerini ve mayalanma sürelerini onun tarifinden baktım çünkü. Bir nevi bakalım tarifi evde tutturabiliyor muyum testi gibi düşünün. Şimdi bir 10 dakika bu şekilde bekleyecekler. Biraz daha irileşecekler. Ve daha sonra da pişirme aşamasına geleceğiz. İki yemek kaşığı su ve bir yumurtanın sarısını bir kaba koydum. Şöyle karıştırıyorum. Bunu 10 dakikalık mayalanma süresi dolunca hamur toplarının üzerine süreceğim. Ve o şekilde 180 derecede ısıttığım fırına koyacağım. Karışım hazır. Şimdi 10 dakikalık tepsi mayalanma süresi de halloldu. Açıyorum ben tepsimi. Suyla yumurta sarısı karışımını fırçayla bunları üzerine sürüyorum. Hazır. Şimdi onu 180 derecede ısıttığım fırına koyacağım. Her iki tepsine yumurtaları sürüldü. Şimdi fırına koyduktan sonra 15-20 dakika arası pişirilecek. Hemen birinci tepsiyi koyarak başlıyorum. Bu
Bir yandan da hamur hazır olduktan sonra iç malzemesi için gerekecek olanlar maydanoz, rendelenmiş beyaz peynir, krem peynir ve biraz rendelenmiş taze kaşar. Onları da nasıl hazırlayacağımızı birazdan anlatacağım. Bayağı büyüdü bizim şeyler, hamurlar. Hafif kızarsınlar alacağım. Çıkarttım. Şimdi bunları soğumaya bırakmam gerekiyor. İyice soğuduktan sonra arasına malzeme konacak. Bu şekilde. Şimdi bir kasede beyaz peynir rendeledim. Bunun içerisine krem peynir ekleyeceğim. Krem peynirle rendelenmiş beyaz peyniri karıştırıyorum. Bu esas iç malzememiz olacak. Maydanozu ince ince kıymak için daha önce size tanıttığım bu tupperware'in aletini kullanacağım. Nasıl kullanıldığını yukarıdaki linkteki videodan görebilirsiniz. Şuradaki ipini çekerek maydanozları doğrayacağım. Maydanozlar makinenin yardımıyla kıyıldı. Şimdi bunu da rendelenmiş taze kaşarın içine ekliyorum. İç malzemelerimiz de hazır. Şimdi poğaçaların piştikten sonra soğumasını bekliyoruz sadece. Şimdi bu sandviçleri böyle yatay olarak ikiye keseceğiz. Şu şekilde. Piştikten sonra soğumasını beklemek bence önemli. Çünkü muhtemelen hemen kesseydik içi hamur hamur kalmış olabilirdi diye düşünüyorum. İlk tepsi soğumuştu. O yüzden ilk tepsinin poğaçaları yatay olarak kesme işini tamamladım. İkinci tepsi fırından yeni çıktı. O yüzden şu an onu kesmiyorum. Şimdi içini hazırlama aşamasına gelelim. Rendelenmiş beyaz peynir ve krem peynir karışımı hazırlamıştık. Bundan içerisine bolca sürüyoruz. Bolca sürdüm. Böyle ağzı açık kalacak şekilde. Ve rendelenmiş taze kaşar ve maydanoz karışımım vardı. Bununla da şu açıkta kalan kısımlarına şöyle sakal görüntüsünü veriyoruz. Evet, işte ilk sakalımız oluştu bile. Bu şekilde hepsini yapacağız.